AYT Matematik Planlı ders föylerinde 21. föydeyiz. Bugün konumuz yine geometrik diziler. Şimdi diğer videomuzda arkadaşlar geometrik dizimin tanımını öğrendik. Bazı örnekler yaptık. Şimdi de ilk n terimin toplamı nasıl yapılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi ilk terimimiz a1. Sonrasında ortak çarpan r dedik. R, r kare, r küp şeklinde ilerliyoruz. Genel terimimiz bu şekilde. Bunların hepsini toplarsak Sn dediğimiz değer nasıl bulunur? Bunu anlatıyor arkadaşlar burada. A1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r'dir. Mesela bakın burada ilk terimimiz 2 üzeri 7. Ortak çarpanımız r'miz de 1 bölü 2. İlk 10 terimin toplamı sorulmuş. Yani S10. Bu da neydi? A1 çarpı 1 eksi r üzeri 10 bölü 1 eksi r'dir. Yani a1'imiz 2 üzeri 7. R yerine 1 bölü 2 yazıyorum. 1 bölü 2 üzeri 10 bölü 1 eksi 1 bölü 2. Biraz daha düzenleyelim. 2 üzeri 7. Burası arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Ters çevirip çarparsak 2 bölü 1'dir. 1 eksi 1 bölü 2 üzeri 10 gelir. Yani 2 üzeri 8 çarpı 1 eksi 2 üzeri eksi 10 diyebiliriz. Bunu dağıtıyorum. 2 üzeri 8 eksi 2 üzeri eksi 2'dir. 2 üzeri 8 256'dır. 2 üzeri eksi 2 de 1 bölü 4'tür. Buradan içler dışarı yapıp payda eşitlerseniz 1023 bölü 4 gelir. S6'nın S3'e oranı 28'miş. S6 dediğimiz A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R'dir. S3 de arkadaşlar A1 çarpı 1 eksi r küp bölü 1 eksi r. Bunları sadeleştirirseniz birbirine oranlarsanız a1'ler gider, 1 eksi r'ler gider, 1 eksi r üzeri 6 bölü 1 eksi r üzeri 3 gelir. Bu da 28'miş. Burada arkadaşlar iki kare farkı yapılabilir. Bakın 1 eksi r üzeri 6 nedir? 1 eksi r küp çarpı 1 artı r küptür. Dolayısıyla eksiler gider. 1 artı r küp eşittir 28 gelir. Dolayısıyla r küp 27, r de 3'tür. Dizinin ilk 4 terimi 4 bölü 81'miş. Buna göre bize 6. terim sorulmuş. Dizinin ilk terimi demiş bu arada 4 bölü 81. 6. terim ilk terim çarpı r üzeri 6 eksi 1'dir. Yani 4 bölü 81 çarpı 3 üzeri 5'tir. Bunu da sadeleştirirseniz 6. terimimiz 12'dir. Burada bize dizinin ilk n teriminin toplamı değil de çarpımından bahsetmiş arkadaşlar. Şimdi ilk terimimiz a1, son terimimiz de an olsun diyelim ki. İkisinin çarpımı x ise eğer hemen bunların yanındaki a2 ve an-1'in çarpımı x'tir. Sonra a3 ile an-2'nin çarpımı yine x'tir. Burada pn yani buradaki n terimin çarpımı x üzeri n bölü 2 yani ilk terimle son terimin çarpımı üzeri n bölü 2'dir. Şimdi bunu hemen az sonra diğer bir soruda örnek 3'te uygulayalım. Mesela burada bakın ilk 7 terimin çarpımı sorulmuş. Demek ki a1 çarpı a7 üzeri 7 bölü 2 diyoruz. 2 üzeri 5 çarpı 2 çarpı 3 üzeri 6 çarpı üzeri 7 bölü 2. Buradan da 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6 üzeri 7 bölü 2 diyoruz. Tabanları farklı, üstleri aynı. 6 üzeri 6. Tekrar üstü ifadenin üstü varsa üstleri çarpıyoruz. Buradan cevabımız Denizli. İlk n terimin çarpımı bu şekilde ifade edilmiş. Ortak çarpan kaçtır demiş. N yerine 1 yazalım. P1 eşittir. 6 çarpı 2 üzeri 0'dan 6'dır. Yani bizim ilk terimimiz 6. Burada n yerine 2 yazarsanız ilk 2 terimin çarpımı 6 üzeri 2, 2 üzeri 1'den 72 gelir. Şimdi ilk terimimiz 6 idi. İkinci terimimiz de a2 terimi. İkisini çarptığımızda 72. Dolayısıyla ikinci terimimiz 12. a1 6, a2 12. Gördüğümüz gibi 2 katına çıkmış. Buradan r'miz 2'dir. Selami Matkoyun piyasasına çıktığı zaman bir tane coin almış arkadaşlar.
Coin'in piyasa fiyatı her ay sonunda 3 bölü 2 katına çıkmış. Selami'nin 6 tane coin aldığında toplam ödediği tutar 1330 lira ise bir adetinin fiyatı kaç liradır? Şimdi ilk terimimiz A1 olsun, aldığımız fiyat, bunu bilmiyoruz. Sonra A1 çarpı 3 bölü 2, her defasında 3 bölü 2 ile çarpıyoruz. Yani burada 6 tane topluyorsak A1 çarpı 3 bölü 2 üzeri 5'e kadar ne yapıyoruz? Bunların hepsini toplamışız ve 1330. Şimdi neydi kuralımız? S'n eşittir A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R ile. Şimdi ilk 6 tane terimin toplamını arıyorsak S6 eşittir. İlk terim A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R'dir. Bu da 1330'muş. 3 bölü 2 katına demiş. Demek ki R gördüğüm yere 3 bölü 2 yazıyorum. 1 eksi 3 bölü 2 üzeri 6 bölü 1 eksi 3 bölü 2'miz 1330. Şimdi burayı biraz düzenleyeceğiz. Yapacağımız olay A1 çarpı 1 eksi 3 üzeri 6 bölü 2 üzeri 6 bölü. Buradan da arkadaşlar eksi 1 bölü 2 gelir. Yukarıya eksi 2 diye gider. Eşittir 1330 diyoruz. Sadeleştirelim. A1 çarpı 64 eksi 3 üzeri 6 bölü 64 eşittir eksi 665. Buraları düzenlediğinizde arkadaşlar A1 dediğimiz ilk terimimiz 64 gelecektir. İlk terimimiz burada n, ortak çarpanımızda köken olduğuna göre ilk 9 terimin çarpımı sorulmuş. Şimdi A1'imiz arkadaşlar n'miş. Buradan A9'u bulmak istersek A1 çarpı R üzeri 8. Yani n çarpı kök n üzeri 8'dir. Buradan da n çarpı n üzeri 4'ten n üstü 5 gelir. İlk 9 terimin çarpımı P9'umuz A1 çarpı A9 üzeri 9 bölü 2'dir. Yani n çarpı n üzeri 5 üzeri 9 bölü 2. Burası da n üzeri 6 çarpı 9 bölü 2'dir. N üssü 27 gelir. Çarpımları buradan D şıkkında görülür. İlk terimimiz 2. Pozitif terimli bir geometrik dizimiz var. İlk 3 teriminin toplamı 14. İlk terim 2 ise sonra 2R sonra 2R karedir. Bunların toplamı 14. 2R kare artı 2R artı 2 14 ise bu şekilde yazdığımızda R kare artı R'miz 6 gelir. R çarpı R artı 1 6 olduğuna göre R'miz 2 veya eksi 3'tür. Pozitif terim dediği için eksi 3'ü alamayız. Ortak çarpan 2. Yani 2, 4, 8, 16 şeklinde devam eder. Dördüncü terimimiz 16 gelir. Dizinin ortak çarpanı R'dir demiş. Birinci terimimizde 2 artı R ise A2 artı A3 20 A1, buna göre A2'yi bulun demiş. A2 yerine A1 çarpı R, A3 yerine A1 çarpı R kare diyebiliriz. Ortak çarpanımız R dedik. Birinci terimimiz 2 artı R. Şimdi burada A1 parantezinde R artı R kare eşittir 20 çarpı A1 diyebiliriz. Yani 20 çarpı 2 artı R. Şimdi burada arkadaşlar 2 artı R'yi buraya yazarsam 2 artı R çarpı R artı R kare 20 çarpı 2 artı R olur. 2 artı R'ler gider. R kare artı R'miz 20. Dolayısıyla R'miz buradan 4 veya eksi 5 gelir. Ama arkadaşlar pozitif terim dediği için R'miz 4'tür. Dolayısıyla ilk terimimiz 2 artı 4'ten 6'dır. İlk terimimiz 6 olduğuna göre bize ikinci terim sorulmuş. Bunu 6'yı da R ile yani 4 ile çarparsanız ikinci terim 24 gelir. Dizimiz hem aritmetik hem de geometrik dizi, aynı zamanda AN sabit dizi olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Hem aritmetik hem geometrik ise tüm terimler birbirine eşittir. 4A eksi 3 eşittir 10 eksi B, o da eşittir 6. Şimdi sabit dizi demiş. Demek ki arkadaşlar bakın gördüğümüz gibi buradan 4a eksi 3 6, a değeri 9 bölü 4. Buradan da 10 eksi b 6 ise b değeri 4'tür. Dolayısıyla a çarpı b'miz 9 bölü 4 çarpı 4'ten 9 gelir.
Ortak çarpanımız 3 bölü 2 ilk 6 terimin toplamının ilk 3 terimin toplamına oranı sorulmuş. Yani S6 bölü S3 diyoruz. A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R bölü A3'ümüz de 1 eksi R küp bölü 1 eksi R olacak. A'lar gider, paydalar gider. Dolayısıyla 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R üzeri 3 gelir. Burada da 2 kare farkı var. Burası 1 artı R'nin küpüdür. Şimdi bize ne demiş? Ortak çarpan 3 bölü 2 demiş. Dolayısıyla yerine yazarsanız 3 bölü 2'nin küpü artı 1 gelir. Düzenlerseniz 27 bölü 8'dir. Payda eşitlediğimde bu oran 35 bölü 8'e karşılık gelir. Şimdi arkadaşlar burada gördüğümüz gibi 5 tane terim var. Pozitif artan geometrik dizinin ilk 5 terimi. Buna göre z'yi bulun demiş. Burada bakın x'miş. Birinci terim x, üçüncü terim 4x. Böldüğümüzde 4, a1 ve a3 olduğu için 3 eksi 1 2'dir. R'nin karesi 4. Demek ki r'miz 2. Yani x, 2x, 4x, 8x, 16x şeklinde devam ediyor. Burada arkadaşlar x'ten 4x'e gördüğümüz gibi 4 katına çıkmış. R'miz 2'dir. Şimdi z'yi bulmamız için x yeterli olmadı. Bir de y'yi bulalım. Burada arkadaşlar bakın bir tanesi y, terimlerden ikincisi y, dördüncüsü ise y artı 18. Y 4x, y artı 18 şeklinde ilerlemiş. Şimdi y'yi arkadaşlar ortak çarpan 2 olduğu için 2 ile çarparsak 2y, sonra çarparsam 4y şeklinde ilerler. Demek ki y artı 18, 4y. Buradan da y'yi bulduk. Y'miz 6. Tekrar gelelim. X burada bilmiyoruz. Değerini bulamadık. Sonra 2 ile çarptık. Ne dedik? 2x, 4x, 8x, 16x dedik. Y değerimiz ikinci terim. Yani y'miz 2x. Sonra y artı 18 de 8x. Y artı 18, 8x. Y yerine 2x yazarsanız 2x artı 18, 8x. X değerimiz 3 gelir. Tamam, şimdi x'imiz 3 ise, ortak çarpan da 2 ise, 2 ile çarp 6, 12, 24, 48 şeklinde ilerliyoruz. Demek ki z de 48. A4 artı A5 demiş. Burada A1 parantezinde r küp artı r üzeri 4 diye yazabiliriz. Paydamız da A1 parantezinde r üzeri 5 artı r üzeri 6'dır. Şimdi burada A1'ler gider. Ne yapalım? R küp artı R üzeri 4. Paydamızı R kare parantezinde yazarsak R kare çarpı R küp artı R üzeri 4'tür. R küp artı R üzeri 4'ler sadeleşir. 1 bölü R karemiz 16 bölü 9. Ters çevirirseniz R kare 9 bölü 16. Yani ortak çarpanımız 3 bölü 4. A8'imiz 16. A8'imiz 1 bölü 16. A8 eşittir A7 çarpı R'dir. 1 bölü 16 eşittir A7 çarpı 3 bölü 4. Dolayısıyla A7 değerimiz buradan ne gelir? Düzenlerseniz 1 bölü 12 gelir. A şıkkıdır. Kesrimizin payında A5 eksi A1 demiş. Bunu A1 çarpı R üzeri 4 eksi A1 olarak yazabiliriz. Ya da A1 parantezinde R üzeri 4 eksi 1. Şimdi paydamıza bakalım. Burada A3'ümüz A1 çarpı R karedir. Karesini al demiş. Buradan A1'in karesi çarpı R üzeri 4 gelir. Yani paydamız A1 karesi parantezinde R üstü 4 eksi 1'dir. R üzeri 4 eksi 1'ler gider. 1 bölü A1 eşittir. 4 bölü 9. Dolayısıyla ilk terimimiz 9 bölü 4. Şimdi biz A4'ü arıyoruz. A2'yi biliyoruz. A2 A1 çarpı R'dir. Yani 3 bölü 2, 9 bölü 4 çarpı R. Sadeleştirelim. Burada arkadaşlar içler dışlardan R'miz 2 bölü 3'tür. Şimdi A4'ü arıyoruz. A4 dediğimiz değer A1 çarpı R küptür. Yani 9 bölü 4 buradan gelir. R'miz de 2 bölü 3 ise küpünü alırsak 8 bölü 27'dir. Dolayısıyla A4 dediğimiz değer 2 bölü 3'tür.
Burada yükseklerimiz i1'den 6'ya kadar olacak şekilde 6 tane h'ımız var arkadaşlar. h1'den h6'ya kadar toplayıp h1'e oranı sorulmuş. Burası 30 derece ise 30, 60, 90, burası 60 derece, 30, 60, 90 şeklinde yerleştirilebilir. Mesela h1'imiz arkadaşlar 1 ise buradaki 30, 60, 90 üçgeninden karşıdaki uzunluk 1 bölü 2'dir. Burası kök 3 bölü 2'dir. Alttaki üçgene geçerseniz burası da kök 3 bölü 2'nin yarısıdır. Şu uzunluk da kök 3 bölü 4'ün kök 3 katı, yani 3 bölü 4'tür. Gördüğümüz gibi h1'e 1 derseniz sonra 3 bölü 4 katına çıkmış. Tekrar 3 bölü 4 katına çıkıyor. Bu şekilde 6 tane olduğu için 3 bölü 4 üzeri 5'e kadar yazıyoruz. Şimdi bunun h1'e yani 1'e oranı sorulmuş. Yukarısı arkadaşlar 1 eksi 3 bölü 4 üzeri 6 bölü 1 eksi 3 bölü 4 olarak yazılabilir. Bu nereden gelir? Sn eşittir 1 artı r artı r üzeri n eksi 1 neydi? 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r idi. Buradan da 1 eksi 3 üzeri 6 bölü 4 üzeri 6 bölü 1 bölü 4 gelir. 1 bölü 4'ü yukarı yazalım. 4 parantezinde 1 eksi 3 üzeri 6 bölü 4 üzeri 6. Bunu da 2 üzeri 12 diyebiliriz. Şimdi burada payda eşitlerseniz 4 eksi 2 üzeri 12 eksi 3 üzeri 6 bölü 2 üzeri 12 gelir. 4 ile 2 üzeri 12'yi de sadeleştirirseniz paydamızda 2 üzeri 6, 2 üzeri 10 kalır. Payımızda da 2 üzeri 12 kalır. Dolayısıyla cevabımız Bursa. 5. terimin 4. terimi oranı bize ortak çarpanı verir. R2'dir. İlk terimimiz 3 ise 2 ile çarpıyorum. 6, 12, 24 ve 48'dir. İlk 6 terim dediği için 2 ile tekrar çarparsak 96'dır. Buradan 99 gelir. Sonrasında 60, 30, 90 daha gelir. Toplarsanız 189'dur. Sorumuzda burada bileşik faizin tanımı yapılmış. Ana paranın üzerine bir miktar faiz kazanılıyor ve toplam paranın üzerine tekrar bir daha faiz kazanılıyor. Bu şekilde devam edildiğinde elde edilen bu uygulamaya bileşik faiz uygulaması deniyor. Şimdi yıllık faiz oranı %20. %20 sadeleştirirseniz ne olur? 5 liraya 1 lira veriyor. Yani yıl sonunda parası ne olur? 6 lira olur. Yani burada arkadaşlar 1 bölü 5 oranında arttığında paranın ne olacak? 6 bölü 5 katı elde edilmiş olur. Ana parayla faizin toplamı 7 yıl sonra baştaki 10 milyon üzerinden, yani 10 üzeri 6 dese 1 milyondur. 10 üzeri 7'nin üzerine arkadaşlar ne yapıyoruz? Her yıl 6 bölü 5 katına çıkarıyoruz. Üzeri 7 dediğimizde toplam cepteki parayı bulmuş oluruz. Buradan da 10 üzeri 7 çarpı 6 üzeri 7 bölü 5 üzeri 7 gelir. 10 üzeri 7 ile 5 üzeri 7 sadeleşirse 2 üzeri 7. Buradan toplam cepteki para 12 üzeri 7. Bize burada toplam ciro sorulmamış, faiz geliri sorulmuş. Dolayısıyla toplam paradan ilk kez yatırdığımız 10 milyonu çıkarıyoruz. 12 üzeri 7 eksi 10 üzeri 7, yani cevabımız E şıkkı. Topumuz yerden x santimetre yukarıda arkadaşlar. Yere bırakıyoruz. Birinci dokunduğunda x santimetreyi tekrar yukarıya çıkamıyoruz. 2 bölü 3'ü kadar çıkıyoruz. 2 bölü 3x. Sonra tekrar dokundu. Bu kez yine çıktığında 2 bölü 3'ün 2 bölü 3'ü, yani 4 bölü 9 kadar yükseldi ve alçaldı. Tekrar çarptığımızda 8 bölü 27'ye kadar çıkıp inebilir. En sonunda da 16x bölü 81'e kadar çıkıp inebiliyor. Beşinci kez yere dokunduğunda toplam aldığı mesafe 341. Şimdi x parantezinde alırsanız x artı 2x bölü 3'ten 2 tane, sonrasında 4x bölü 9'dan 2 tane, 8x bölü 9, sonra 8x bölü 27'den 2 tane, artı 16x bölü 81'den 2 tane, 32x bölü 81, hepsinin toplamı 341. Şimdi x parantezini alalım. 1 artı 4 bölü 3 artı 8 bölü 9 artı 16 bölü 27 ve 32 bölü 81 diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar şöyle yapalım.
Burayı iki parantezine alırsanız 2 çarpı 2 bölü 3 artı 2 bölü 3'ün karesi artı 2 bölü 3'ün küpü şeklinde yazılabilir. Son olarak 2 bölü 3 üzeri 4'tür. Eşittir 341. Şimdi burada 2 bölü 3'ü de tekrar başa alsak 1 artı 2 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 artı 2 bölü 3 2 bölü 3 üzeri 2 2 bölü 3 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. Eşittir 341. Bu arkadaşlar en içteki paranteze bakarsanız 4 tane terim var. Buradaki 4 terim 1, 2 bölü 3, bakın 2 bölü 3'ün karesi 2 bölü 3 üzeri 4. Bunu 1 eksi 2 bölü 3 üzeri 4 bölü 1 eksi 2 bölü 3 olarak yazabiliriz. Yani ortak çarpanı 2 bölü 3 olan 4 tane terimin toplamı sorulmuş gibi düşünebiliriz. Sonra x çarpı 1 artı 4 bölü 3 parantezinde bu ifadeyi yazdığımızda 341. Devam edelim. 1 artı 4 bölü 3 parantezinde burası ne yapar arkadaşlar? 16 bölü 81. 1'den çıkarırsak 65 bölü 81. Burası da 1 bölü 3'tür. Ters çevirip çarparsam 3 bölü 1 yapar. Eşittir 341. Düzenleyelim. 3'ler gitti. Burası arkadaşlar x parantezinde 341 bölü 81 eşittir 341 yapar. X dediğimiz değer buradan 81'dir. Bu da Deniz'de.